Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte GTA Vice City'nin yeni bir bölümüyle karşılarınızdayım arkadaşlar. En sonki bölümümüzde biliyorsunuz rockçıları alıp konser alanına götürmeye çalışıyorduk. Altına bomba falan koyulmuştu. Bayağı pislik şeyler çıkmıştı. Ama her şeye rağmen başardık abi o görevi. Geldik yeni bir bölüme. Bakalım bu bölümde neler olacak? Artık haritada çok fazla görev yok arkadaşlar. Bir telefon kaldı. Telefon genelde yarışa falan götürüyor. Bu abinin yanına geldim. Naruto diyordum ben buna. Hadi bir girelim bakalım. Evet. Ayda. Kim geçti lan? Who take him out? Only when he's a backup. Ayda. I lost a few hermanos already out there. Amigo, you drive good. For a woman, right? This is no time for joking. Evet. Come on. Drive for me again. Evet, geçen bölümlerde abi kendimizi kanıtlamamızı istemişti bu adamda. Tamam, hallederiz. Hallederiz reis. Sen hiç dert etme. Bu işler bizde. Bir araç bul. Ayda. Şu araç işimi görür mü? Bir izin ver bakayım canım. Gelin arkadaşlar, buyurun. Hadi. Oğlum. He, 4 kişilik araba istiyormuş ya. Kardeş bu 4 kişilik mi? Bu da... Bu tip arabalarla genelde iş yapamazsınız abi. Mafyayız ve bindiğimiz arabaya bak ya. Taksiyle gitsek daha gerçekten güzel. Atlayın beyler. Bin 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 bin. Oh, güzelce yerleşim. Oğlum nasıl bindiniz anında ya? Hadi gidiyoruz. Şimdi... Kübalıları olay yerine götürecekmişiz. Ne yapacaklarsa artık orada büyük ihtimalle pislik falan çıkartacaklar. Olay yaratacaklar. Sonra da işte mafyacılık işleri yapacağız. Şuradan sola dönelim bir. Buradan bir yardıralım. Anam. Oha lan. 2 dakika trafik normal değil. Lan oğlum. Gerçekten arkamdaki tam bir psikopat. Motorcu çık. Arabayı ilk aldığımda hiç böyle değildi abi. Berbat duruma geldi. Evet, ateşler mateşler patlıyor. Bir şeyler oluyor. Polis desen umurunda değil dünya. Evet, geldik görevin olduğu yere. Haydi gençler. Oo, çatışma var lan. Ayda. Oğlum hiç merak etmeyin. Baba geldi. Bırakın bana. Bırakın abinize. Bak şimdi mahalle içinde olay çıkartıyorum. Bunların kafasından da vurabilirdim. Arabaya bir şey olmuyor çünkü. Oğlum nasıl insanlarsınız lan? Bir de silah öyle bir sekiyor ki havaya. Evet güzel. Gerçekten tam bir çatışma sahnesi yapmış adamlar ya. Patlasın da şunlar, kurtulsun ya. Gelin beyler. Şunu da öldürelim. Oğlum niye ölmedin? Herkes ölüyor. Gelin arkadaşlar. Tamam devam edin. Lan ölsene. Bu kadar mı? Oo, mahalle savaşı başladı. Bah bah. Aa, oh. Ha. Ayda. Yukarıda bir herif var abi. Sniper'cı tek atıyor. Evet. Evet. Telefonunu aradı. Destek lazım dedi. Aha yeni ordu geliyor. Adamlar bir de taksiyle gelmişler mafya görevine. Allah'ım yarabbim. Evet koşuyorlar abi. Gelin size de bir kafa çakın. Oğlum bunlar düşman askerlerle yan yana takılıyorlar. Oğlum bunlar düşman lan. Nerede oğlum bu? Bu bana tek atmasın lan. Dur birazcık. Bu kadar ya. Hadi devam edin arkadaşlar. Bu kadar mı oğlum? Oğlum sniper'cıyı temizledim, bassanıza. Hadi oğlum artık mahalle savaşı başladı. Biri daha gitti. Şunu da gönderelim. Şurada da bir tane var. Şunu da kolunu koparttık. Tamam gelin arkadaşlar. Oğlum bitti mi görev? Abi bayağı şeymiş bu. Çatışmanın ortasına kaldık yine. Oha.
Şu araba patlar. Abi dalın lan. Aa. Tek yemin ediyorum ben oynuyorum ha. Bak biri daha geliyor. Gençler izin vermiyor şunlara. Tamam. Adamlar çıktıkça çıkıyor be. Bir de niye ölmüyor abi bu? Ya polis seni de gele... Bence de gidin polisler. Evet. Abi dert ne? Şu arabayı almakmış galiba. Yok, arabanın içinde adam varmış. Onu patlatacağız. Ben öyle anladım. Sonuçta adamlar da sarı gözüküyordu abi oyunda. Çık çık. Yani bir durun lan polisler. Abi ben bu arabayı mı alacağım yoksa arabaya binmeye çalışayım? Vallahi arabayı alacakmışım, ben yakmaya çalıştım ve araba çok kötü durumda. Ben ineyim canım, sen gel bin. Gel gel çabuk gel. Gel daha bu aracı tamir ettirmek lazım. Atla lan. Yanımızda adam yok ya. Tamam bu araba inşallah gider abi. Çok gideceğe benzemiyor ama. Çok uzak bir yer değildir diye hayal edip gitmeye çalışıyorum. Ne olur şurada bir tamirci bir şey çıksa da. Evet. Abi niye kendi bineceğim arabayı biraz önce taradım? Gerçekten zerre fikrim yok. Yaparız ya. Böyle de yaparız. Biri takip etmiyorsa bizi. Polis ediyormuş. Arkadaşlar biri polisi durdursa mı acaba ya? Canım. İşiniz gücünüz yok. Benle uğraşıyorsunuz ya. Şu mahallenin sağ tarafında durmam lazım. Gelme polis. Şuraya geçeyim ondan sonra gelecekseniz gelin lan. Ah bitti görev. İnanılmaz. İyi. Artık devam edebilirim diğer görevle. Evet, ilk görevi hallettik. Güzeldi. Böyle mahalle savaşlarını özlemişiz. Ne oluyor oğlum? Ne alakası var lan? Ne iki yüzlülüğümüzü gördün oğlum? They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? You want somebody to take care of it? I can handle it, but it's going to cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, you are a real man. Businessman, a gentleman. Oğlum ne oldu? İki saniyede kararın değişiyor ya. Product coming in offshore. Really good stuff. We take it and we finish them. You take it and I look after you like my brother. Bah bah bah. Like my son. I think I prefer the cash to being bounced on your knee, amigo. Evet. Biz parayla işimiz var. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Rico'nun yanına gidelim. Beni görüşmeye çağırmış. Araba yok ya. Nasıl bir mahalle abi yine burası? Şöyle havalı bir arabayla gidelim ya. Kesin bu buluşmalar hayra alamet değildir abi. Böyle bir saçma bir şey olacak yani. Bir çatışma çıkacak, biri patlatacak, bir şey olacak. Yani bir böyle çay içip muhabbet etme kısmı yok. Evet, yardıralım buradan dümdüz. Şu sol tarafta işler biraz karışmış gibi gözüküyor. Ha, gemi var. Güzel. Görüşmeye geldik. Hadi bakalım ne derdin varmış? Hop. Öksür bakalım, taksimetre çalışıyor. Evet, tekneyi hazırladıysan işe başlıyoruz Rico'cum. Şöyle güzelce. Sıkıntı yok, biz silahları milahları ayarladık canım. Teknemiz güzel. Ne yapıyoruz abi şimdi? Herhalde yine bir mekan baskını.
adamlara daha iş vermemek için elimizden geleni yapacağız. Oğlum o adamların ordusu var. Orduya tek başıma mı dalacağım ben? Ne kadar akıllı bir adamım ben ya. Oğlum bir dakika. Azıcık eğileyim de bari öyle sıkayım lan. Belki vuramazlar. Ha? Güzel. Vurmayın lan beni. Şu yukarıdakinin açısı çok iyi. Oh tertemiz. Güzel hallettik abi burayı. Şimdi geldik evdeyiz. Ben gidip bir şöyle köşeye saklanayım da. Güzel biri daha gitti. Nerede adam var la burada? Bir yerden sıkıyorlar ama. Bu da gitti. Bu da gitti. Şöyle bakıyorum abi. Heh. Oğlum adam çatıya çıkmış ya. Psikopata bak. Düştü. Şunu biraz görmekte zorlansam da. Şurada bir adam daha var sanırım. Ha çantaymış. Aldık abi birinci. Öldün abi çık sen de. Bak 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 hala devam ediyorlar. Kardeşim bitti bu görev kusura bakmayın. Oh. Eve mi geri dönüyoruz? Aha adama bomba attılar. Adam tekne mahvolmasın derken adamın teknesi tamamen yok oldu. Geber lan. Abi ne oluyor? Tövbe estağfurullah. Abi kaçmam gerekiyor. Polisler de peşime düştü. Polis temizlemek çok mantıklı olmasa da. Ah hızlı bir araba. Lütfen dur lütfen dur. Sen değil lan polis. Bin abi şuna. Kaç abi kaç 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 kaç. Anam anam arkamdan gelmesin polisler. Evet güzel gidiyorum. Bay 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 bay. Uzaktan alacağım biraz ama yapacak bir şey yok. Evet çok az kaldı abi eve. Dön dön dön. Son bir viraj. Yardır gidelim. Dur lan dur. Şimdi gelesin mi tuttu? Evet bizim mahalleye giremiyorlar galiba abi tamam ya. Ben ineyim burada sıkıntı yok. Geçmiş olsun. Güzel ikinci görevi de hallettik. Anam arabayı mı çalacaklar ne yapıyorlar? Evet görev bitiminde abi zaten. Güzel şekilde yıldızlar kayboluyor. Aa, oğlum ben buraya girmek istemiyorum ben görevi almak istiyorum lan. Aa görev vermiyor la oyun. Niye? Kardeş ben görev alacaktım da alamıyorum ya. Bir şey yazıyordu tam. Ya görevin içine durup alamayan tek insan benim herhalde. Aa. Başka bir görevi tamamladıktan sonra yapabilirsin diyor. Abi bu oyunun şu gıcıklığı beni benden aldı. GTA 3'te bile yoktu şu. GTA 3'te ben bir tane adamın hani hiç görevini yapmadan. Tövbe estağfurullah. Abla şimdi sen o araba sana kalır mı sandın ha? Her neyse kalsın sana hiç çatışamayacağım. GTA 3'te abi bir tane Japon abiyi başka bir görevde önce öldürdüğüm için direkt bitmişti. Hani hiç adamla tanışmadan normalde görevi vardı yok oldu birden haritada. Burada yapmamışlar öyle bir şey. Ben herhalde ablamın yanına gidiyorum şey abla diyorum teyzemin yanına gidiyorum. Teyze de görevleri yapacağız. Çünkü çete görevleri dediğine göre başka kim olabilir? Evet şuradan basalım. Zaten teyzemizin yeri burada. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemeyi unuttum. Haritada K harfi var. Şeyde kayıt arasında mı diyeyim ne diyeyim. Merak ettim bir mekan satın aldım. Ha taksi durağıymış burası da onu da göstereyim de hazır yakınken. Bana para geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama böyle bir taksi durağı satın aldım. Herhalde burada ekstra save yapılıyormuş. Başka bir şey var mıymış? Bir de görev gibi bir şey alınıyor abi. Tamam güzel.
Ben güzelce şu teyzemin yanına geleyim de teyzeyle devam edelim be. Evet, müsait bir yerde indik. Hadi bakalım. Görevin ismi süper. Güte Şaplak. Evet, merhaba. Birini arıyorum. Kimi arıyorsun? You're looking hungry, Tommy. Do I know you? Hush now. One more thing and I can let you go, Tommy. Evet. My boys gone war with them boys, but no guns. Doğru söylüyorsun teyze. While they fight in the streets, you will take this rifle. No one sees you. Ne kadar güzel söylüyorsun sen öyle. Tüfeği al hepsini öldür. Uşağı mı var la senin teyze? You do this for me, and you no longer tie to my apron strings. Okay, auntie. Tamam teyzeciğim. Oğlum, kadın bizi kölesi yaptı ya. Tommy, yemin ediyorum sana bu şehir kalmaz. Evet. Şimdi abi şurada gizli bir mekan var. İlk olarak galiba oraya çıkmam lazım. Şu arkadan çıkıp sniper'la tık 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 alacağız anladığım kadarıyla. Arkaya çıktık abi. Bu muymuş gizli yer? Gözünü seveyim, burası nasıl bir gizli yer? Evet. Şimdi şunları bir temizleyelim. Tak. Dal dal dal. Heh, güzel. Güzel, sizi öldürün abi. Bak bak, yeni adamlar getirdiler. Oğlum yalnız kavga fena ha. Şunları temizleyelim. Tamam, güzel. Dalın oğlum ona. Her şeyi ben mi alacağım? Öldürün onu. Bak arkadan adam sokmuşlar ya. Normalde bu sniper bir kişiyi koydun mu arkasından çıkar abi. Baba arkada adamı arkadan vuruyorlar, hıyarlar. Hadi 1v1. Kanka. Oğlum adamı uçurdun lan. Aa. Teyzenin görevleri de bitti. İyi, diğer dayıyı yine alabiliriz abi görev olarak. Aşırı basit bir görevdi yalnız. Teşekkür ediyorum teyzeye. Burada benim motor olacaktı. Motor iptal benim. Hayda, yeni bir telefon. Bak bak bak. Oğlum sen ağzını burnunu kırarım. Sürekli arayıp tehdit mesajları geliyor ha. Şu motoru versene bana. Bu motor çok kaliteli bir motor. Dur yardım edeyim. Hadi görüşürüz. Adam öyle bir çarptım ki adam ne olduğunu anlamadı. Motorun kendine ait olduğunu unuttu yani. Şimdi güzel bir şekilde gidiyoruz. Ve şurada. Aman yavaşlayayım azıcık. Ay. Tamam, sıkıntı yok. Şurada bir Naruto'muz var. Naruto'ya doğru gidelim. Az kalsın. Başka bir yere doğru gidecektim. Gerçekten araba kullanması bu kadar zor olan bir GTA oyunu. Bak, artık çete savaşları sokaklara indi ya. Bir huzur kaçtı abi burada. Abicim bütün görevleri bitirdim. Bana yeni görev vermek zorundasın ki verdin. Teşekkürler. Evet ablalar. Kahve içiyorlar. Ben de kahve içeyim. Kahve değil gerçi bu ama. Evet, ice tea'mizden de içtik. Abi ne yapıyorsun? Çok ahyettin. Hareketlere bak. Bu da onun babası mı lan şu arkadaki? Aynı adamın aynısını yapmışlar ha. Ya bu adam duygularını ne kadar sert yaşıyor ya. Hadi göreve. Nasıl? Üf, espriye bakar mısın? Hayatımda hiç böyle bir espri anlayışı olan bir arkadaş iyi ki de olmamış. Olmadı yani. Tamam hadi. Fırla abi. Bye. Tamam, hadi görüşürüz. Umberto, what about you? I'm going to stay behind and watch over that cafe with Papa. He's not feeling so good, you know? Allah Allah. Evet arkadaşlar, geldik yeni görevimize. Şimdi Voodoo arabası bulmak zorundaymışız. Voodoo arabası dediği de bu. Teyzemiz vardı. Teyzemizin hep evinin önünde bir araba vardı uzunca. Şuna benziyor. Bunu kahverengisi mi diyeyim, grisi mi diyeyim? Garip rengi olan işte. Ondan bulmamız lazımmış.
Evet, yanımıza da güzel bir kanka verdiler. Onunla birlikte görev yapmaya çalışacağız. Bu değil. Bir ilerleyelim, belki çıkar şurada. Şu arkada gördüm sanki. Merhaba, güzel araba. Bu araba olması lazım abi. Canım bir güzel arabanı ver bakayım bize. İn bakayım aşağı. Kanka sen de biniyorsan bin lan. Allah Allah. Evet, şimdi buluşma noktasına gidiyoruz abi bu arabayla. Evet. Buluşma noktasına az kaldı. Çok da yok yani. Çok da var da değil, az yok da değil. Az gibi bir şey. Evet. Silahlarımız, mermilerimiz, her şeyimiz tamam. Evet. Hadi duralım bakalım. Güzelce. Evet. Test az ileride diyor. Tamam, oraya gidelim hadi. Şunların bir güzelce işlerini halledelim de abi. Evet. Bak, uyuşturucu fabrikası varmış. Ben şimdi size gününüzü gösteririm. Oo, mafya sahnesi değil mi abi bu? Havalı mafya sahnesi. Mekana giriyoruz kendi tarzımızdaki arabalarla. Keşke siyah olsaydı, daha havalı gözükürdü ya. Bunlar böyle toprak rengi. Gerçi siyah biraz daha İtalyan mafyaları kullanıyor değil mi? Evet. Kolay gelsin kardeşim. Kolay gelsin. Evet. Kolay gelsin canlarım. Merhabalar. Evet. Şimdi park alanına park et, arabadan in diyor. İnelim o zaman. İner inmez bir çatışmanın başlaması. Girme lan silahımın önüne. Gerçekten çatışmaya giderken yanınızdaki adam çok önemli abi. Ooo, ordu geldi, ordu. Güzel. Abi bir saldıracak mısınız be güzeller? Vallahi her şeyi ben temizliyorum ya. Güzel. Şimdi bomba mı yerleştireceğiz buraya? Yerleştirelim abi. İçeride sivillerin de olması ne kadar güzel bir şey. Bak, adamın ayağını görüyorum. Öldün mü lan? Lan bir tane mermi ayağına sıktım. Herhalde bayıldı. Tamam, bu da halloldu. Geriye çok az bir süre kaldı abi. Yukarı çıktık. Evet, bombamızı yine kurduk. Evet, fabrikadan uzaklaş. Uzaklaşalım abicim hemen. Anam. Oraya ne yapmışlar? Oğlum, armut musunuz lan? Şu arabayı patlatmamız lazım. Çabuk olun lan. Abi. Gözümü seveyim ama buraya nasıl bir koruma yaptınız abi? Koş koş koş. Halloldu mu? Oo, 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 oo. Helal. Çok güzel temizlik. Paramparça, etrafa bak. Bamburu gümbürü, arabalar falan, her şey gitti. Tamam, bunlar battı abi. Bir tane koskoca çeteyi batırdık şu anda. Evet, görev geçildi mi? Geçildi abi. O iyi de para verdi la. Tebrik ediyorum kendime. Haritada görev kalmadı. Birazdan beni bir telefonla arar büyük ihtimalle. Tommy de Tommy. Tommy de Tommy diye bir telefonla ararlar şimdi beni. Bütün oyun mu bitti lan acaba falan diyeceğim. Yok, daha bitmedi abi tabii ki. Herhalde yavaştan bir telefona doğru gideriz. Telefonla bir iki görev yapmamız gerekebilir. Ha, gel sık. Gel sık. Bir ineyim, belki biri arar. Oyunu biliyorum ya. Evet. Efendim, nasıl bakayım? Güzel. Tamam, teşekkür ederim. Herkesin saygısını kazanıyoruz valla. Ama haritada yeni bir görev açılmadı abi. Normalde hani böyle durumlarda yeni bir görev falan açılır diye düşünüyordum da açılmadı. Aa, teyzemize gelmişiz.
Nereye gidiyorsun lan? Şimdi sana çok güzel bir şey yapacağım canım. İniyor musun arabadan? Aa, adamın kafası ne kadar dayanıklı lan öyle. Taş kafalı ölmüyor ya. Oğlum ne sıkıyorsunuz lan? Altı üstü bir tane araba çaldık. Çık lan önümden. Şimdi abi güzelce bir telefona gideceğim. Telefon dediğim gibi genelde yarış kısımları. Şu aşağıdaki K harfi benim zaten kendi şeyim abi. Taksi durağım. Ondan dolayı onun bir anlamı yok. V'ye mi gitsek? V'de benim kendi evim abi. Bir V'ye gidip paraya mı baksak kaç para oldu diye. Çok mantıklı aslında bu. Ama işi çok uzattık ya. 10 tane ada gezeceğiz yani. Şu telefona bir gideyim ben ya. Şu telefon illa bir yarışa sokacak bizi oyun. Benim dediğim gibi geçen bölümde de söylemişimdir büyük ihtimalle. GTA'da en sevmediğim şey abi yarış bölümleri. Yani bana aşırı anlamsız geliyor. Bakayım şöyle bir. Galiba şuradan gideceğiz. Evet, burası benim patlattığım inşaat, hala duruyor kaliteli bir şekilde. Pardon canım. Arabanın bütün mekanizması gözüktü vallahi önde. Patlatma abi. Ya bütün arabalara çarptım. Şimdi. Evet, geldik telefona. Belki yeni görevler bu abi sayesinde açılır artık, ne diyeyim. Ya da arabadan indikten sonra yine telefon çalacak ve diyecek ki buraya gel. Ve yeni yeni görevler al diyecek belki de. Bakalım şimdi göreceğiz. Evet. İnelim bakalım. Evet, başka telefon çalıyor, bu çalmıyor. Evet. Yol cinayeti mi? Nasıl bir görev lan bu? Teşekkür ederim. Çok sağ ol. O ne demek ya? Oo, göreve bakar mısın abi? Aşırı aşırı zor bir görev değil mi? Şimdi bir tane adam varmış. Siparişleri varmış. Siparişlerini ağzını burnunu kırayım senin ya. İn lan arabadan. Aa, arabaya binemedim lan. Şimdi bir tane motorcu var abi. Motorcu görev yaparken, bu çok daha hani oyunun ilk kısmındaki görevler olduğu için basit. Nedir yani, motor arkadan çarparım. Ya da kendisi zaten bir kaza yapar birazdan. Aa, kaza yapmıyor lan, iyi kullanıyor herif. Oğlum bu ne biçim sipariş dağıtma, kıyar. Nereye döneceksin, düz git ne olur. Ağzını burnunu kırayım senin ya. Nereden çıkasın geldi be. Evet, basalım. Bak 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 bak. Bak motorcuya geliyoruz arkadan şöyle. Kolay gelsin kardeşim. Oyunun ilk görevlerinden biri olduğu için para vere vere abi 500 verdi. Yani hiç vermese daha iyiydi. Ben bir arabadan ineyim. Belki bir telefonum çalar. Ya bu telefon niye çalmıyor? Anlamadım ama arkadaşlar, bir sonraki bölümde büyük ihtimalle nasıl çözüleceğini buluruz diye tahmin ediyorum. Evet, geldik bugünkü bölümümüzün sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Hoşçakalın.